İnanmıyorum. Ratatouille. Unutmamışsın. Bu yemeğin sosunu tutturmak çok zordur. Öyle midir? Harika olmuş. Sakın getirttim deme bana. Yurt dışında tek bağlantısı olan siz değilsiniz hanımefendi. Çok incesin, teşekkür ederim. Rica ederim. Keşke yemek için akşamı beklemeseydik. Bütün gün yüzünü asmazdı. Öyle hemen havaya girmeyin Yusuf Bey. Gene asarım suratımı. Buraya gelmem benim için çok önemliydi. Teklifimi kabul ettiğin için sağ ol. Bana ihtiyacın olduğu her zaman gelirim Yusuf. İş olarak da, dost olarak da. Çok şımartılıyorum, yandım ben. O niyeymiş? Seni bilmem mi? Önce ödül verirsin. Sonra tek tek bedel ödetirsin. Çok çalıştıracaksın ya beni, onu söylüyorum. Hemen kızma. Bunları da vermeyeyim o zaman. Sen şimdi yine altında bir şey ararsın. Ne ki o? Karagül tohumları. Hep yetiştirmek isterdin ya. Hala istiyorum. Her yerde yetişmez ama onlar. Biliyorum. Sadece Halfet'te çıkıyorlar. Evet. Toprağından söküp alamazsın. Karagülleri. Aynı havayı suyu ver. Yine de özündeki gibi olmaz. Bak. Gene ben haklı çıktım. Önce ödül verdin. Sonra ders. Seninle her gülümseyişimden sonra neden canım acıyor Yusuf? Çok güzel bir yer burası. Teşekkürler. Rica ederim. Rahat etmezsen ya da ekstra bir şeye ihtiyacın olursa söyle. Ne de olsa bir süre buradasın. Ha, otel istemezsen ev de ayarlayabilirim. Yok. Böylesiyim. Otel insanıyımdır biliyorsun. Evle baş edemem. Olsun. Evde de otel rahatlığı sağlarım ben sana. Her şey istediğim gibi. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Sabah alırım ben seni. Yusuf. Annenlere selam söyle.
Erkencisin ha? Öyle valla. Havasından mı suyundan mı bilmiyorum, sabah 7'de uyandım. Hemen de buraya geldim. İyi ettin. İşin yoksa tarlalara gidelim. Ya sonra da bana Kapadokya'ya gezir. Yani arkadaşlarım anlata anlata bitiremiyor. Ben de çok merak ettim. Tamam. Tabii bir de Hılara Vadisi'ni görmek istiyorum. Vay vay vay. Pardon. Aa, annem arıyor. Aa, selam söyle. Efendim anne. Yusuf'um. İstanbul'dan gelen misafirin Betül'müş öyle mi? Evet anne. Selamı var sana. Ya aşk olsun sana oğlum. Yani kızı el gibi otel odalarına mı yerleştirdin? Haber verirdin ya oğlu. Konakta bir oda hazırlatırdı. Sağ ol anne, böylesi daha uygun. Tamam çocuğum. O zaman iftara getir. Özledim Betül kızımı. Tamam, kendisine sorayım. İsterse getiririm. Annem seni akşam yemeğine davet ediyor. Çok sevinirim. Hamiyet teyzeli mi neveri, ben de çok özledim. Tamam anne, akşam Betül'le birlikte geliriz. Bekliyoruz. Çok geç kalmayın ha. Tamam. Sana bir şey söyleyeceğim ama aleyhimde kullanmayacaksın, tamam mı? Tamam. Dünyada herhalde görmediğim çok az yer kaldı ama hiçbirisi burası kadar huzurlu değildi. Kötü değilmiş yani memleketim. Boşuna nefret etmişsin o kadar. Belki. Ama bir şehri tercih ediliyorsan oradan nefret edersin. Başka bir kadına tercih edilmekten bile acı. Niye hep anlayıp dinlemeden yargılıyorsun? Çünkü söylediklerin hoşuma gitmiyor. Canım acıtıyor. Konuşmayalım o zaman. Bir kahve daha içelim mi? Ben gidiyorum Betül.